Bir de ben çok kısa bu oturumda bir anımı paylaşacağım. Daha doğrusu anı değil de birazdan onu da şey yaparız. Tabii sen bu oturumun konuşmacılarından birisin aslında Dünyada Bir Gün programıyla. Evet. Önerilerin tercihlerimizdeki etkileri. Ya aslında çok güzel bir konu. Çünkü... Evet, ikiniz. Önerilerin tercihimizdeki etkileri. Şimdi turizm anlamında direkt olarak başlarsak. Çünkü az önce daha hem turizm hem pazarlamayı konuştuk. Sadece tekrardan turizme dönersek. Öneriler. Yani aslında hepimiz biz seyahatlerimizi öneriler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Yani bu sadece arkadaş ya da aileden öneriler de değil. Webten öneriler dediğimiz gibi herhangi bir blogdan ya da sosyal medyadan öneriler. Sizden başlayalım Zafer Bey. Önerilerin tercihinizdeki etkileri neler ve bu tercihlerin doğrultusunda olumlu şeyler mi yansıyor bizim gezilerimize ve önerilerimize yoksa seyahatlerimize daha doğrusu yoksa daha olumlu şeylerle karşılaştığımız oluyor mu? Cevaplardan önce kısaca bir tanıyalım sizi ondan sonra. Ben çözük aldım. Olmadı. Ne oldu? Lütfen. Ben insan ve İran gezileri şöyle. Arkada sanırım görselleriniz. Çok köşede kalmış. Bunları verirsiniz. Hindistan ve İran gezileri üzerinde çalışıyorum çoğunlukla. Ama Hindistan civarındaki Sri Lanka, Maldivler, Nepal, oralara da gezilerim var. Gezilerimi çok önceden site haline getirdim, yazdım. Blog kavramının çok ötesine geçti artık. Portal haline geldi. Fakat son zamanlarda çok da ilgilenemiyorum. İşler, güçler falan filan ama buradaki görüşmeleri, arkadaşların görüşlerini izleyince bu işin... Ha, kitabım var tabii, iki tane kitabım var. Basılı... Sağ ol. Reklam gibi olmasın. Çok fazla insan gibi. Olsun canım. Olsun. Girişte vardı zaten. Girişte var. Girişte bu başka. Bu site sizin mi zaten? Hindistan. Evet. Gezi.com. Şimdi kitap yazmak tabii biraz daha zor. Edebi anlamlı bir eser çıktığı için ortaya. Blog yazmak aslında herhalde. Tabii blog. Ama blogun da güzel yanları var. Mesela anlık değiştirebilirsin. Bir paragraf beğenmedin. Hemen sil değiştir. Ama kitabı bastığın anda gitti bin tane yanlış baskı gidiyor. Çok zor. Doğru. Yani sorumluluk daha fazla. Blokta gene esneklik var. Dilde yani. Biraz daha gevşeklik de olabiliyor. Yazı dilinde ya da bir şekilde. Evet, evet. Yani ama yeri geliyor küfür bile yazabiliyorsun yani. Evet. Başına bir şey geliyor blogumuzda. Ama doğru. Kitapta tabii böyle bir şey İşte olmuyor. Bunun da olumsuz... Yazamıyorsun tabii. Küfür edemiyorsun. Ben ediyorum mesela başıma gelen bir şeyi yazdım blogumda yani küfür. Diyor. Evet küfürlü yazdım yani yazabiliyorum. O özgürlüğe sahibim ama kitaplar herhalde biraz... Kitap daha fazla sorumluluk beyefendinin dediği gibi yani konvansiyonel yani kağıt üzerindeki bir şey kalıcı oluyor ve her an karşınıza çıkacak. Bu büyük bir problem ama şu anki medyanın, sosyal medyanın esnekliği de bizde yok. O da başka bir güzellik yani o da işin iyi bir yanı. Hem bilgi, teşekkürler, arka sırtlan olarak arkadaşlarım. Şöyle şuradan geçirelim hatta böyle iki tane. Fakat arkadaşımız Harbi Yorum sahibi Salih arkadaşımız. Tabii konu açıklıkça görüşeceğiz. O da şimdi blog yazdı, sitesi var gayet güzel. Harbi yorumda bir sürü önerilerde bulunmuş. Ben geçen gün aklıma geldi, Ankara'dayım, Ankara'dan geldim. Yani şu kahvaltı mekanlarından birincisi çok dikkatimi çekti. Şuna gideyim dedim. Gittim mekan kapalı. Hayda. Güncelleme lazım. Yani şimdi ben kitap... 8'e geçmek. Arkadaşlar düzeltelim mi? Evet. Böyle iş alt tarafı var işte mesela. Evet. Tamam. Evet. Çok güzel ama işte ben o kahvaltı yedemedikten sonra da bir anlamı kaldı. Hangisiydi acaba? Neresiydi? Ankara mı? Ya yani, tamamen mekan mı kapanmış? Mekan. Ya kahvaltı sen mekan, gittin ya sen yazdıktan sonra tamamen ruhsatı üstelik birinci arada oluyor öyle şey. Üstelik birinci sıra yani. Birinci sıra çok önemli. Bir kapalıysa artık kalk yapar. Hepsi geçmiş yani. Mekan gitmiş yani. Yo tamamen kapalı değil yani. Kahvaltı saati saat 9. 9.30'da gitmiş. Kahvaltı o saatte kahvaltı binayı kapalıysa. Kaçta açacak? 12'de mi açacak acaba? Üstelik pazar günü. Dere çalışması. Yani. Bu arada Salih'i de bir tanısaydık kısaca. Harbi yorum nedir? Hocam sen CEO gibi durmuyorsun. Mükemmelsin mi? Evet. Ben senden daha çok CEO gibi duruyorum. Nasıl olacak? Valla şöyle Harbi yorum aldım istersen doğru. Hani öyle durmuyor. Ama yiyor böyle. Çok bizim Semih abi var mesela löp löpçüler. Senin tam harbi... zaten senin babadır zaten. Yani, yiyor yani. Babadır. 9'da ben Ankara'ya giderken herkesin yaptığı internete girip Ankara'da yazdım. Çok daha bilgiler var. Yani, çok sözlü bir şeyler var. Böyle tabii herkes tahmin eder ki insanların karşısına Ankara'da yazınca ne çıkıyor? Ankara'da İmam Çağdaş çıkar. Evet. Ben de İmam Çağdaş'a gittim.
Fakat Ivan Tarsi gittikten sonra dedim ki yani orada garsona burada menüde bir sürü yiyecek içecek var. Hangisini yiyeceğiz bunlardan? Yani bir sürü kebap çeşidi var burada. O da bana şey söyledi. Dedi garson, bu bir lahmacun yiyeceksin dedi. Dedi baklavası var. Başka bir şey yap. Ben sana ne yapayım biliyor musun diye. Onu demedi işte, onu demedi. Şişlemeyi dedi, neden gelmiş? Şişlemeyi hani usta yiyeceksin dedi. İşte ne bileyim, burma kadayıfını şurada yiyeceksin dedi. Kahveleri de zekeriyada yiyeceksin dedi. Dur dedim, ben bunu bir derleyeyim kendime. Yani baktım orada bir şey, şey var. Dedim ben bunu kendime önce derleyeyim. Ve blog böyle başladı aslında. Kimse için yazmaya başlamadım. Sadece ben bu bilgileri kendime derlemek için. Sonra bir baktın, bambaşka bir yere gittin. Sonra bir baktım, başka bir yere gittim. Yani geliyor, izliyorsunuz, yorumlar geliyor. İşte bakın sizleri misiniz yani. Ben hala şaşırıyorum bu şeyine, yani sitelerine. Ben de o konuya gelecektim mesela. Evet. Hakikaten sizin, yani mesela kullanıcı anlamında feedback'e geri dönüş alıyor musunuz? Ya aldı şu anda. Değer yani. Çok, bu çok iyi olmadı ama olsun. Yani aldı yani. Olsun. O benim kitabımı tanıttı. Yok güzel ama. Sağ olun. Yani sağ olun. Böyle işte. Böyle. Ben de hemen bir konuyu biraz değiştireyim. Yani daha doğrusu gene konu kapsam da aynı. Biz çıkabiliriz de. Kapsam da aynı. Şimdi bu tercihlerimizi etkileri deyince dünyada iki büyük site var. Belki arkadaşlar da onu takdir ederler. Birincisi Booking.com. Diğeri de TripAdvisor. Birçok kişi artık otel kendi başına bir gezi yapacaksa hemen Booking.com'u açıyorsunuz. Gideceğiniz şehri yazıyorsunuz. Size yıldızla belirliyorsunuz tercihinizi. Hemen size 8-10 tane otel çıkıyor. Otellerin içinde yorumlara bakıyorsunuz. Çoğunlukla İngilizce ama Türkçe çevirdi yapıyor. Güzel yapmıyor ama yapıyor. İngilizce yorumlardan bakıyorsunuz. Filanca A kişisi gitmiş, filanca otelde kalmış. Diyor ki işte birinci kat odaları güzeldi. Bir kahvaltı biraz zayıftı. Hem şehir merkezine uzaktı, yakındı. Her neyse kendine göre bir onu da değerlendirmiş ve en sonunda da demişler ki sen bunu puanlama yapacaksın. İşte temizlik 1'den 5'e kadar evet, puan. İşte ne bileyim kahvaltı ya da işte hizmet 1'den 5'e kadar puan. Şu bu en sonunda da bir genel puanlama yapıyorsun ve bir puan veriyorsun. A kişisi bunları yaşamış. B kişisi de başka bir otelde kalmış aynı şehirde. O da kendine göre bir değerlendirme yapmış. C'de neyse. Diyelim o şehirde 100 kişi puanlama yaptığı vakit Booking.com bu bilgileri topluyor. Ve birinci sıraya bir oteli koyuyor. O kendi içindeki algoritmaya göre neye göre yapıyorlar bilmiyorum. Birinci sıra... Puanlamaların averajına göre yapıyor tabii biz. Herhalde o adam o ortalamayı alıyor, bire koyuyor. Otomatikman şimdi siz de o şehre gidecekseniz, bir numarada işte şu otel var. O zaman bu iyisi. Ama bence burada büyük mantık hatası var. Şimdi ben aslında şurada başka bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi yani Foursquare, Instagram, Zomato'su var, Lonely'nin içinde, Medvice'de... Booking.com reytinglemesinden bahsediyoruz. Şimdi mesela bir tane rol model sizin bir öneriniz var. İnsanlar sizin yaptığınız öneriyi mesela içselleştiriyorlar. Bunu bir şekilde kullanmak istiyorum. İşte sizin yazınız var mesela. Kapalı çarşıda dana incik neredeydi? Atıyorum. Ya da işte Adana kebap neredeydi? Şu andaki süreçte baktığımız zaman sizin tamamen bir şeye odaklı kullanıcıya ya da okuyucuya odaklı mı yazmanız gerekiyor bu doğrultuda yoksa siz yine bağımsız mı hareket ediyorsunuz? Evet, evet. Çok doğru, iyi bir soru. Bakalım ne arkadaş? Ben kendi yazılarımda tamamen bağımsız hareket ediyorum. Öyle, gerçekten. Pardon, o yorumlar, kişilerin yorumları mı sizin kendi, yani mekanı görüp kendi mi değerlendiriyorsunuz? Kendi değerlendiriyorum. Hepsi değil mesela. Çok zor bir şey. Hiç baskı altında kalmıyor musunuz? Çok zor bir şey. Hocam sen işte sana bir işte... Kemal Paşa tatlısı fazladan vereyim de sen biraz güzel veriyor. Ben yani oluyor öyle şeyler ama baskı altında kalmıyorsa çünkü şöyle ben spesifik olarak bir yerde spesifik bir yerini yazıyorum sadece. Yani mesela bir yerde hakikaten Adana kebabıysa Adana kebabını yazıyorum. Yani orada başka şeyler de olabilir miyim ama ben diyorum bunu tavsiye ediyorum. Mesela dana soslu dana şişeyim diyorum burada diyorum kapalı çarşıda. Ama yani gerçekten orada şey misin? Lahmacun da var, şey de var. Yani böyle Adana kebap yedin Adana'da belki en ünlü yerindeydin. Yani o restoran da bazı olarak diyorum. Kötülediğin oluyor mu gerçekten? Bu ne yani? Gerçekten çok iyi. Direkt hani olarak... Yemekte iz vardır ya, hiçbir evet, şey beğenmezler yok, falan. Mesela bizim Kadir benim... abi var, Kadir Çöpdemir. Evet. Yemek Bak, programı Allah yapıyor. Kadir. Kötü restoran yok ona göre Türkiye'de. Yani ben görmedim. Abi nereye gitse yiyor. Abi nereye gitse yiyor, nereye gitse beğeniyor. Mükemmel diyor abi. Yani pardon hemen. Bu oranı şimdi, yakalamak... Benim dediğim Booking.com'daki puanlama sistemi sen de yani 1'den 5'e kadar bir değerlendirme hayır, yapacak bir şey ben yok. Ben çok öznel buluyorum zaten bu süreçte tamam. Yani değerlendirme süreçlerini de çok öznel. Çok öznel. Evet, bana hala mantıksız ve altı boş geliyor. Evet yani, işte ben tam ben de onu söylüyorum. Evet, çok yani öznel bir şey. Benim düşüncem şöyle öyle yaklaşıyorum.
atıyorum Abao isimli bir dürümcü var değil mi? Yani işte 4 oğla, hemen karşısında 8 oğlu olanı da var. Biraz ilerisinde 12 oğlu olanı da var. Hepsi de iş yapıyor. Şimdi Nişantaşı'nda ya da çevresinde kebap yiyen biri ya da hakikaten Adana'da kebap yemiş biri Abao dürümcüsünü beğenmeyecektir. Bu da çok doğal olan bir şey. Ben de çok belki tercih etmem. Çok ince geliyor falan filan. Beni doyurur diye düşünüyorum. Neden Nişantaşı? Kebabıyla mı ünlü Nişantaşı? Yok yani hani orada yiyen diyor mesela biri geldi bizim Nişantaşı. Hani orada Abov'da yedi ya da işte Kapalı Çarşı'da bir şey yedi. Mutlaka yorumu hani kendi sürekli tarafından baktığı için onu farklı şekilde yorumlayabiliyor. Fakat mesela ben de şöyle düşünüyorum. Onun da alıcısı var, onun da alıcısı var, onun da alıcısı var. Hepsinde neticede bir ekmek parası derdi var. Yani gidip de bir yere hiçbir zaman işte Abov'da çok iyisini yedim. Aa bu adamı da olmadı şimdi, bu salata da olmamış. İşte yıkamış, bilmem yapmış diye eleştirmiyorum. Ama bazen çok nadir de olsa işte çok böyle inceden hafif arkasını sıvazlayarak çok ince bir eleştiri yapıyorum ama daha çok yapmaya çalıştığım şey kurumların gelişmesi yönünde. Yani ama yüzüne söylüyorum. Hani memnuniyetinizi bize hafif yok var ya ben memnuniyetsizliği yüzlerine söylüyorum ama yazmıyorum da. Yani çünkü bu bir tekamül süreci öyle görüyorum. Hatta bu işin çok başındayız aslında biz. Yani sosyal medya anlamında daha yeni konuşan interaktifli çağındayız. O yüzden söylüyorum, geliştirmesi için gereken neyse, daha iyi örnekleri neyse, onlara hani danışmanlık gibi hatta. Ama yazmak bir yandan da birçok insan, mesela şu an bir restoranı kötülüyorsun diyelim. Buradaki her insan için aslında önemli bir şey yapıyorsun. Çünkü kötülüyorsun. Yani kötü kriteri o tat olarak demiyorum. Gurmelik falan çok benim işim değil. Yani restoran pistir, işte mutfağı şöyledir. Yani bunları yazmak yükümlülüğü yok mu sence? Ben o yükümlülüğü hissetmedim. Ben hep beğendiğim ve sevdiğim şeyler yazdım. Size ne yazsam da beğendiğim ve sevdiğim şeyler var. Yani orada ben pozitif olaraktan böyle söyleyeyim. Hani yani Gezi'ye vurursan hani o şekil. Benim bir Arnavutluk yazım var. Arnavutluk kökenliler hayatımda hiç gitmemişler beni öldürüyordu. Avrupa'nın en sıkıcı başkenti Tiran dedim. Hala diyorum yani çok sıkıcı. Yani beğenen beğeniyordur. Ayrı bir şey. Ama ben bunu yazmak da hissettim kendimi yükümlülük olarak. Aslında hani polemik yaratıyor olması işin trafiğiyle şeyi çok etkileyebilir. Yok yani trafik esnaf benim mi açımdan öyle mesela. Yapsam kötülediğin zaman çok güzel okunur. İşte daha çok yayılır. O kesinlikle. Ama hiçbir tarafta durmadım. Yani benim yaklaşımımda benim prensibim oldu işte de. Ben genelde beğendim, sevdim, hoşuma gider bir şey yazdım. Öbürüne edelim yazmadım. Bu da zaten süzgeç mekanizması aslında bir anlamda. Zafer Bey sizin peki bu konuda bir sorun hani ya da dikkat ettiğiniz parametreler var mı? Yani size çok fazla çünkü insanlar manipüle edebiliyorsunuz kolaylıkla köşe yazıları, gizli yazısı, internet, blog, kitap derken çok ciddi işler bunlarla alakalı. Çok ciddi evet. Ben de mesela benim yazdığım benim kitabımda otel tavsiyeleri de var, restoran tavsiyeleri de var. Benimki de üstelik kalıcı, 1000 tane basılır, 1000 kişiye gittir. Yani evet, değiştirmek de mümkün değil. Hata değil de bir okuyucu filanca otele gidip de ya sen bu oteli yazmışsın ama çok bozdu falan diyebiliyor. Diyebiliyor. O çok büyük bir sorun. O yüzden ben otel ve restoran tavsiyelerinin çok objektif olmaya çalışıyorum ve hiçbir zaman direkt en iyi kebabı, en iyi Hindistan'da kebap yok gerçi ama en iyi yemeği şurada yersiniz diyemiyorum. Demiyorum. Onun yerine daha yuvarlak yaptılar. Hindistan'da dana incik yiyormuş. Dövüyorlarmış. Evet. Ya da İran'da var. İran'da çok iyi kebapları var. Dolayısıyla o işin o kısmı gerçekten zor. Yani otel ve restoran tavsiyesi ama restoran yeri şöyledir, işte hizmeti böyledir, işte ambiyansı şudur filan şey onları yazıyorum ama. Filanca yemek çok iyidir, burada yemek o çok büyük sorun, onu yazamam. Ya önceleri yazdım, sonra baktım ki sakıncaları var artık onları yazdım ama Taç Mahal'i nasıl gezdim? Bende alası var ama anlatırım. Filanca gezi, tabii. Şimdi mesela Londra, değil mi? Herkes yazmıştır dediğim gibi yani Paris, Berlin. Siz ne seçmişsiniz? İran, Hindistan. Hindistan bir derece daha popüler bana göre. Yani daha çok en azından artık ya bulabiliyoruz önümüzde. Niye ikisi? Ve önerdiklerinizin sonucunda gerçekten sizin bu rehberleriniz doğrusuna gidip böyle size abi hani yazmışsın da hani rezil ettin bizi falan gibi durumlar muhakkak oluyordur hani. Olabilir. Abi oteli önerdin de yani otel yerinden kalkmış falan. Onlar var. Onları tabii yeni baskı çıkartıyorum. Onları atıyorum dışarıya da. Niye İran, Pakistan? Aslında arada Pakistan var. Ben aynı zamanda Pakistan uzmanıyım da ama Pakistan vize vermiyor. Ülkede bir sürü sorunlar var. Taliban var. Şu an artık Pakistan turizm şeyinden çıktı. Pakistan'a tur yapan da pek tek tük var. İstesem rahatlıkla bir Pakistan gezilerleri yapabilirim ama satmaz. Faydası da olmaz. O yüzden ama o üç ülkeyi ben. İran, yani Türkiye, İran, Pakistan ve İpek yoludur. Eski İpek yoludur. Ben bu İpek yolunun buraya kadar olan sonra Hindistan'dan Çin'e gidiyor. Marco Polo. Yani ben de Marco Polo değilim tabii ki ama geçmişte benim işte bir şimdi yani özellikle
özgeçmişimi anlatsam bir sürü hikaye vakit yetmez. Siz kuzeylerde peki yani Marco Polo diyorsunuz daha böyle... Marco Polo değilim. Ay yani esinlendim ama. Değilse o aşklar da Marco Polo'nun izi. Keşke olsa o ayrı bir şeydi ama biliyorsunuz şeyleri Marco Polo'nun uydurma olduğunu söyleyenler de var. Peki nereden hani o bölgeye nasıl bölgeye tabii bağlandınız? İşte neyse konuyu çok yani konsepti değiştirmiyor ama istiyorsanız cevap vereyim. Ben yoga ile ilgili. Ben merak ettim. Ha yoga ile çok ilgili. Bindi sana ben yoga için, yoga eğitimi için gittim. 1986'da gittim ilk işim ve uçak param yoktu. Öğrenciyim. Ne yapayım? Karayoluna gideyim. İran. Buradan İran, İran'dan Pakistan, Pakistan'a Hindistan. Gayet güzel bir gezi oldu. Zor oldu, şu oldu, bu oldu ama baktım ki bu karayolu mümkün. Ve birçok kez karayolla gittim. Ta Pakistan bozulana kadar. Artık karayolu, sonra elimde bu iki ülke kaldı. Bu yol hippie trail aynı zamanda. Evet, evet. Sultanahmet'ten Katmandu var. 5 günde gidiyorlar diyorlardı. O rota mı sizinkisi? Benim 4,5 günde gittim. Siz bayağı ben rekor. Ama yani, o aynı. Evet. Az önce onu geldik, öneriler yani şimdi siz bir şeyi önerdiniz, insanlar gerçekten yani şu Hindistan gezi rehberini alıp gerçekten çok etkilenip muhakkak Hindistan'a giden insan vardır. Az veya çok, sayısı önemli değil. Bunlarla ilgili ne etki bıraktınız insanlara? Genel olarak geri dönüşler nasıldı ve dediğim gibi yani olumsuz bir anlamdaki geri dönüşte daha sonrasında düzeltildi mi ya da bir yanlış anlaşılma olabilir. Taç Mahal'i öyle bir yazarsanız ki mükemmeldir sizin için dediğim gibi. Ben giderim hiç beğenmem. Böyle geri dönüşler de aldınız mı? Öneriler üzerindeki etkilerinizden dolayı. Ben bir de şunu da merak ediyorum. Mesela bu Hindistan rehberi, gezi rehberiyle alakalı. Yani Hindistan'a gidecek bir adam mı bunu alıyor genelde? Yoksa mesela ben bunu aldım, okudum. Hiç kafamda Hindistan fikri yok. Allah şık geliyorum, aydınlandım falan diye gidiyor mu adam? O kadar ben oluyor. Oluyor. Ben öyle alıyorum. O kadar etkili mi yani öneriler hayatınızda? Benim hiç kafamda böyle bir plan yok, okuyorum, Allah'ım ben Hindistan'a gitmem lazım deyip gidiyor muyum yani? Şimdi önce öbür soruya cevap vereyim. Gezi rehberleri konusunda Lonely Planet var, Rotar var, yabancı kaynaklar, İngilizcesi iyi olanlar alıp mesela Lonely Planet'in Hindistan gezi rehberi 900 bundan kaç sayfa, 1-2 sürü sayfa. Benim gitmediğim bir sürü yerlere çeviriyor. 4-4 planetler çok daha veya arka geri planda 10 kişi çalışıyor, 15 kişi falan tek başıma. Editör de benim, yazarı da benim, basarı da benim, ben yapabileceğim ne kadar ancak bu kadar. Ama ben Türk gözüyle bakıyorum. O batılı gözle mesela o firma Avustralya kökenli, İngiltere'ye yayınlanıyor. Bir batılı gözüyle bakıyor. Şimdi Taç Mahal'e benim bakmamla bir İngiliz'in bakması arasında fark olur. Çünkü Taç Mahal sonuçta bir Türk eseri. Dolaylı olarak direkt de Moğolları bir falan filan. O anlamda ben çok ilerideyim Türk okuyucusundan. Ama yabancıyı zaten ilgilendiriyor. Yabancı okuma çünkü zaten Türkçe. Dolayısıyla o anlamda ben ilerideyim. Hani bir şey diyeceğim, niye yani Türkçe de bilebilir, yabancı okuyabilir? Olabilir, alan var mı bilmiyorum. Ama senin soruna gelelim. Tabii ki Hindistan'ı hiç merak etmeyip ya da gitmeyi düşünmeyip alıp da giden vardır. Bana geri dönüş yapan olmadı ama giden bu kitap şu anda 5. baskısında bir nereden 5.000 sattı. Yani 5.000 kişi bunu aldı. Bilmiyorum ne yaptı herhalde, gitmişlerdir ama... İnşallah. Bakacağız. Ama tabii ki mail geliyor, bir sürü mail geliyor, bir sürü tepki geliyor. O çok hoş bir şey değil mi ya? Yani birinin bir etki ediyorsunuz direkt. Elbette ben çok... Bir şey öneriyorsunuz. Yani hepimiz için geçerli. İşte blogger arkadaşlarımız burada, arkada vardı. Yani hepimiz bir şey öneriyoruz insanlara aslında ya. Ya sadece kendi anılarımızı yazmıyoruz. Bak kardeşim ben yazdım, git, gör. Yani hep bir teşvik, hep bir öneri. Hani o açıdan güzel. 5000 kişi boş durmamış. Tabii işte blogcu arkadaşlar görmüş, konuştular. Blogların giriş sayıları ne kadar? Günlük 5000. Ben toplam 5000 satmışım. O 5000 kişi girmiş, onun blogunu okumuş. Gerçi tabii basılı olunca daha başka rafa korsun, bir daha okursun. Ama bloga ne zaman aklın gelecek? Bir de ekrandan okumak daha yorucudur falan filan. Aynı bir şey. Hindistan Gezi.com blog değil mi? Artık portal sayalım. Blog aslında ama bağımsız site. Yani blog değil. Yani blogla site arasında ne fark var? Onu değerlendirmek lazım. Ben anlık değiştirmiyorum. Bunun için bilgi hep bayağı uzun zamandır kalan bilgi. Yani yenilemiyorum. Yok yani internet portalından da insanlara öneriyorsunuz. Onu tabii diyorum. Evet elbette öneriyorum. Elbette. Ama işte gene bir işi toparlayalım isterseniz. Baştaki benim Booking.com ve TripAdvisor meselesine getireyim. Benim seyrettiğim o örneği tekrar hatırlatayım. A, B, C, D kişileri bir çeşitli oteller hakkında yorum yaptılar. TripAdvisor'da TripAdvisor'da kendi yorumunu değerlendirdi. Birinci sıraya bir oteli koydu. Şimdi buradaki mantık hatası bence bir oteli, bir kişinin bir şehre girip bir otele kalması, o otel hakkında değerlendirme yapması ne derece objektif olabilir? Çünkü o kişi o şehirde
5 oteli gezersin, 5 otelde birer gece kalırsın. Dersin ki ha benim birinci otelim bu, çok güzeldi. İki de bu. E sen zaten bir otele gitmişsin, bir gece kalmışsın ya da iki gece kalmışsın. O şehirde, o gittiğin yabancı ülkedeki o şehirde bir oteli görüyorsun ve onu değerlendiriyorsun. Bir başka kişi de başka otele gidiyor, o da onu değerlendiriyor. O diyor ki benim bahçesi var, havuzu var, şöyle güzel ambiyansı falan filan. Objektiflik açısından bence çok yanlış yani. Bir defa diyelim ki İmam Çağdaş'a gittim, bir tane kebap yedim. E ne biliyorsun karşıdaki abu odada daha iyisi var ama sen diyorsun ki süper kebap yedim. Yani ikinciyi değerlendirmeden, ikinciyi yaşamadan birinci hakkında puan vermek ne derece doğru? O yanılsama. Zaten kıyaslama olmalı diyorsun. Olmalı. Kıyas olarak değil de öneri anlamında. Çünkü mesela herkes öneri yapıyor işte. Yani öneri yapmak için kıyaslaman gerekiyor. Yani onu yani mesela iki tane otelde kalıyorsan hangisi daha iyi ya da daha kötü. Ben onu demek istiyorum. İki elma yersin, abi ondan daha iyiydi. Bir elma yersen zaten bir elma yemişsin. Yani burada bir hata var. Dolayısıyla bu şimdi sosyal medyada zaten Facebook, Twitter zaten dediler de işte %95'i çöplük. Ne oluyor? Herkes bir şey yazıyor. Çok ama fazla şey. Günde 2 milyon adet blog içeriği üretiliyormuş. Okudum. Çok ciddi. Yazıdan bir tanesi blog yazı. Yani siz farklı da olmak dolayısıyla bir derdi tavsiye edilmeye artık ulaşıyorsunuz. Sesin her zaman ses geliyor mu? Al şu mikrofonu da at. Dindir ızdıraplarını. Bas, mangeri. Merhaba. Evet. Okuduğumuz 3 yazıdan bir tanesi blog yazısı. İster fark edelim, ister fark edelim. Yani bu fark edelim. İlla ki blog yazısı okuyoruz. Dolayısıyla öneriyle karşı karşıya geliyoruz. İşte yani tavsiye mutlaka okuyoruz. Reklam kokanları da var diyorsunuz. Oluyor ama aslında şöyle, aslında hepimizler deneyeceğiz. Hepimizin akıllı telefonlar, cihazlar var. Bugün işte sosyal medya sayesinde hani tamam çöp ya da değil ama işte birinin arkadaşı ve o biri şey paylaştığı zaman öteki arkadaşlar bunu dikkate alıyor. Çevresi diye, yani kendi çevresi. Hepimiz de birer yayıncı haline geldik. Yani neticede işte gittiğimiz her şeyi paylaşıyoruz. Burada bunu paylaşıyoruz. Kitap çok güzel diyorum. Arkadaşlarım görüyor. Bu kez Instagram'da olabilir, kendi sitemde olabilir, herhangi bir yerde olabilir. Yani ben bunu aslında hala gelişen bir ekosistem olarak görüyorum. Daha çok başındayız işin. Özellikle bu Foursquare ve Instagram biraz fişekledi mi bu hadise? Biraz daha boostladılar yani. Tabii şimdi herkes yorum yazıyor ve işte bunları bir takım armalar, bejler veriliyor ya mesela. İşte adam 5 yorum yazıyor, işte Türk restoranlarında. Yorum yazması da bile geliyor. Orada olması mesela popüler bir işte üniversitedeki bir kızın mesela bir yerde mekanda check-in yapması, oraya bir anda 15 tane erkeğin gitmesine sebebiyet verebiliyor mesela. Atlıyorlar. Tabii. Yani. Atmaca gibi. Çok böyle etkisel bir şey, içgüdüsel bir şey tabii. Neden olmasın? Şimdi sana biraz da Onur'a gelelim. Onur da malum televizyon programı yapıyor. Onda da mesela Sivas'taki Hatice teyze de izliyor seni. Kozyatı adlı plazadaki Itır Hanım da izliyor mesela. Tabii, nasıl oluyor? Sen nasıl yapıyorsun mesela? O ayrım nasıl oluyor? Ben çok bilmiyorum. Konuşma şansımız da olmadı. Ya o ayrım aslında, ya televizyoncunun en güzel yanı bu biliyor musun? Yani tek ayrılan nokta aslında bloglarla. Şimdi Beyaz TV'de benim programım. Beyaz TV ulusal kanal statüsünde ama şeyde değil yani normal çatal takıp izlediği şeyde yok. Bir takım da yok. Neyse yani bayağı kişiye ulaşabiliyoruz. Ve dediğim gibi yani hakikaten Sivas'ın bir köyündeki belki o köyde internet yok. Ama beni izleyebiliyor ve ya tabii ki ben ona bir hani önerilerinde bir etki olmuyorum. Muhtemelen hayatında Küba'ya ya da Meksika'ya ya da Amerika'ya gitmeyecek belki. Hakikaten gitmeyecek ama en azından ya beni mutlu eden şey o. Aslında ben orada bir şey önermiyorum. Ben ona bir şey gösteriyorum. Dünyanın bambaşka bir noktasını gösteriyorum. Roman gibi yani seninkisi aslında biraz. Değil mi böyle adam? Yani tam öyle şey olmadı. Ya şu var yani beni en çok mutlu eden o. Hani çok acayip sosyo-kültürel sınıflardan insanlara da ulaşabilmek aslında en güzel olan şey. Yani televizyoncunun biraz daha büyüsü o. Yani seyahat programlarının zaten çok çok fazla var artık. Pek çoğun içeriği ne yazık ki, ya benim programda yani beğenen vardır, beğenmeyen vardır, tartışılır, iyidir, kötüdür, o ayrı. Ama yani dediğim gibi çok sayıda seyahat artık programı var ve çoğu ne yazık ki içerik üretemiyor. Yani. Ve bu içerikten dolayı da mesela biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hani o daha güzel anlattı diyor mesela. Yani beni onunla kıyaslıyor. Hani bu şekilde yani benim önerimi değil de sanki hani başkasının önerisini hani beğeniyormuş gibi böyle şeyler çıkıyor. Senin peki kıstasların ne? Yani sen böyle ben gidiyorum işte... benim kıstasım... Bir iki bire içiyorum, kafam rahat oldu, çekine başlıyorum seninkisi yani. Evet, ama şu... Gökhan, alkol söylemek yasak değil mi? Sanki falan... Yani şu var...
Yasak ya. Yani şu var yani, hayır abi ben sponsora bağlıyım. Yani sponsorum beni nereye gönderirse oraya gidiyorum. Çünkü iş parayla. Yani çekim esnasında bahsediyorum ben sana. Tabii ya, çekim esnasını ne biliyor musun? Bak geçen yıl başıma gelen bir iş. Ben çok heyecanlıyım. Daha hala da gidemedim. İnşallah bu kış gideceğim. Tayland, Güneydoğu Asya, böyle yıkılıyorum tamam mı? Ölmüşüm. Valla gittim sponsor. Ejder Turizm'in sponsoru. Uğur abi dedim. Onur dedi, sen dedi, seni dedi bir yere gönderiyorum. Ben böyle gaza geldim. Ejder dedim şey. Tayland falan yani kopartırız. Adam abi oraya turları kapatmış. Abi dedim nereye istiyorsun dedi. Tayland dedim ama o da gülüyor falan. Yok dedi, Küba'ya gönderiyorum dedi. Daha yazsınlar. Tamam yani hayır. Orada tabii ki bir yani hayal kırıklığı olamaz. Sonuçta Üsküp'e gönderiyorum demedi ama. Üsküp mü aşağı? Tiran'a gönderiyorum demedi ama yani. Şimdi şu var. Hani Küba. Ya abi dedim ne yapıyoruz, ne ediyoruz bilmem ne. Hani neyse sonuç olarak kendimi işte New York uçağında Meksiko City falan orada buldum. Hani beğenmediğim rotaya var. Ama kesinlikle aynen, yani televizyonculukta bu biraz sponsorlarla alakalı. Mesela Cem Bey burada mı? Mesela Cem Bey diyelim benim sponsorum. Turan diye mi? Bana geldi sponsor oldu. Bir ücret ödüyor. Doğal olarak o da ekranda kendi reklamını yapmak istiyor. Nereye gidiyor Cem Bey? Ne dedi? Doğu Timor dedi değil mi? Doğu Timor. Ben de Doğu Timor'a gidiyorum abi. Yani ne yazık ki böyle özgün bir noktaya gelemedik. Yani doğru aslında mantı onların gözünden de bakmak lazım. Ben çok kısa bir hikaye anlatacağım. Çok bilimsel aslında şu ana kadar konuşuldu edildi. Benim şu an şu koltukta oturmam ya da televizyon programı yapmam tamamen şans isterim. Gerçekten. 25 yaşındayım, 90 doğumluyum. Her şey... Saçlar dökülü falan biraz yaşlı. Neyse ya sağ ol. Anlatmayayım. Abi her şey annemle başladı. Her şey. Benim annem matematik... Baba da yok mu yanında peki? Anne var mı? Baba biraz daha bizim ailede şey, hani çok karışmaz. Her şey anneyle başladı. Annem benim matematik öğretmeni. Tam bir Trakya kadını. Çok konuşur, çok hakimdir falan. Neyse, ben ilk işte kaç, 14-15 yaşında fikir dandolusu his kazandım ki benim tarihimde çok büyük başarı. Başarısızım çünkü yani. Öğrencilik anlamında eğitim. Eğitim olarak çok kötüyüm. En kötü dersim matematik yani anne torpiliyle falan 2 alıyoruz. Neyse. Fikir dandolusu his kazandım. Dedem kalp krizi geçiriyordu yani mutluluktan. Gerçekten adam da kırmızı hastaneye falan kaldı. Yani büyük bir olay benim için. Annemin gün arkadaşları var ama gün de böyle 30 yıllık falan. Neyse annemin gün arkadaşları ertesi sene hepsi Kabataş'ı kazandı, işte İstanbul erkeği kazandı, bir Galatasaray'ı kazandı. Kazandı da kazandı. Abi annedeki çöküklüğü düşünebiliyor musun? 4 sene. Hani yok yapabileceği bir şey yok kadın. Ve 4 sene günle... Vermeyeci Mahmut neylesin Sultan gün... Mahmut diye bir laf var ya. Sen bu lafı nereden buldun? Annem 4 sene o günlere devam etti. Kısa tutacağım. Sonra üniversite kazandım. Üniversiteye gel. Trakya Üniversitesi lojistik yönetimi 2 yıl. 24 tercih vermiş bana. Ne o şey? ÖSYM'de 22.ye yerleşmişim böyle zar zor falan. Neyse anne tabii gene yıkıldı. Yani baba bir şey demeyeyim yani. Neyse ertesi yıl ben 90'lıyım. Annemin gün arkadaşım çocuğu da 91'li. Onlar bu sefer Amerikalılar, İngiltereler. Almanya, abitur falan. Anne günlere 4 ayda bir gitmeye falan başladı benim üniversitede. Yani biraz sıkıntılıydı hakikaten. Neyse sonra ben üniversite değiştirdim sonra kız arkadaş sevdasını. Geldim İstanbul'a taşındım. Sonra radyo TV programcılığı kazandım. 17 yaşının yani 17 yaşının sonlarındaydım. 18 yaşında ben Show TV editör olarak geldim. Beni çok beğendi. Editörler istifa etmiş gene klasik televizyonculuk yani paralarını alamamışlar. Ben o haftaki VTR'leri yazdım abi. Sonra bana dediler ki abi süpersin falan. Bir baktım ben ertesi gün beni maaşlı yapmışlar. Anneydim beni maaşlı yaptılar dedim. Hani aradım annemi harçlıktır o dedi. Ya dedim ayın birinden birine. 18 yaşındayım. Türkiye'nin en genç televizyon editörlerinden biriyim. Annem de inanmıyor yani. Günlere devam bu arada güne gidiyor. Sonra diyor ki yani sizin oğlan ne yapıyor? İşte şova gidip geliyor. Ya maaş var ya. Hobi olarak yine yaptı. Yani. Hobi değil yani. Öyle bir gidip gelirken staşer işte bardak tutuyor. Yani koşturuyor. Fotoğraf çekiyordur. Abi yok anlamadım. Sonra neyse Beyaz TV'ye transfer oldum. Beyaz TV süreci başladı. Ya bir ton ünlüyle çalıştım. Bir ton ünlünün beyin takımında yer aldım. Editörlüğünü yaptım. Programlarını yönettim. Annede tabii hala şey yok. İnanamıyor yani. İyi diyor fotoğraf çektiriyorsun falan. Ya 24 saat adamla kadınla beraber fotoğraf. Neyse. Yine hızlandırıyorum. En son bir gün program müdürü geldi dedi ki Oğuz dedi acil dedi programa ihtiyacımız var. Eminönü'nde program çekmen lazım. Abi dedim ne yapacağım Eminönü'nde? Şey, sokak röportajları.
Ha ben 1-2 başladım. Normalde ekranda ben yokum. Sadece kolum var falan. Saçma bir forma. Neyse sonra ben bunu değiştirdim. Sorular sormaya başladık. Tabii ilgi alanım coğrafya olunca hep ondan soruyorum böyle. İsmi de Cevabı Sokak değil. Belki internette hala vardır, bulabilirsiniz. Soru soruyorum. Ablacığım diyorum, dünyada kaç ülke var diyorum. 5 diyor. Eminönü yani. Türkiye ve Eminönü yani. İkisi ayrı. Evet. 5 diyor, sayar mısınız diyorum, sayıyor, içinde Türkiye yok. Böyle acayip bir program formatı. Kafalar çok karışık. Abi yani hakikaten bir gün hangi kıta, İstanbul diyorum kaç kıta üstüne kurdu dedim, 2 dedi. Aha dedim süper, yakaladık. Şu an hangi kıtadayız dedim, Afrika dedi, dedim yaşasın. Yani böyle acayip bir programdı, neyse. Sona geliyorum. Sonra 80 bölüm yaptık bu arada, bir sezon yani. Annem biraz böyle yavaş yavaş arkadaşlarına, işte bizim çocuk da çıkıyor ekrana, hani belki izlersiniz falan. Ben o 80 bölüm bunaldım var. Yani sormaya soru da kalmadı. Bıraktım şeyi. Ha bu arada çok özür dilerim, onu unuttum. Osmanlı döneminde kaç başkent vardı? Rekorum budur soru olarak. 128 başkent yani aynı anda. Yani böyle cevaplar aldık. Neyse işte annem yavaş yavaş buna inandı. Ben en son canım sıkıldı. Program müdürüne gittim. Ben dedim dünyayı dolaşmak istiyorum. Gezeceğim dedim. Acun Filarda'dan mı esinlendin? Yok, Acun'dan esinlenemez. Çünkü Acun abinin dönemi çok başkaydı. Yani daha Acun Filarda dönemi. Mi? Tabii şey. Tabii. Şimdi buyurulur falan. Bizde sigara yasak, alkol yasak. Kızları göstermiyoruz, gece kulübü gösteremiyoruz. Gece kulübü, kızda ne var? Gece kulübü yasak, plajlar falan. Ya benim mesela bir Cancun anonsum var Meksika'da. Cancun diyorum, yıkılıyor diyorum. Mükemmel diyorum. Arkada yığılma deniz böyle. Yani plaj yok. Hani gösteremiyorsun, rütük diye bir kurum var yani, öyle kolay değil mi işler? Bir gün ceza geldi 60 bin lira kanalda. 60 bin lira. Azmış. Değil. Sigara göstermişiz Pırak pazarında. Ya pazar adı üstünde göremiyoruz yani, yok böyle. Pazardan ablanın biri geçer, onu izleyen nasıl gördü o da ayrı bir şey. Evet. Yani böyle sıkıntılarımız var ama bir şekilde biz bu programı şu an 32 bölüm yaptık. Bir gün geçen işte o 2 aylık çok ünlü bir seyahatimdi o. Meksika, Guatemala ve Küba. Meksika'dayım daha, Küba'ya gideceğim. Annem aradı. Neredesin oğlum dedi. Anne dedim işte Meksika'ya geldik dedim, Amerika'dan dedim. Ben de gündeyim dedi. Dedim sıçtık. Çünkü büyük ihtimal annem orada. İşte el alemin oğlu Amerika'da okuyor da sen Amerikalara anca gezmeye git falan gibi. Yani bir eleştiri gelecek. Hoparlöre ver telefonu. Gün arkadaşlar işte selamlaştık, merhaba merhaba. Dediler ki seninle gurur duyuyoruz. Çünkü bu yaşındasın. Biz çocuğumuza hala ayda 5000-6000 dolar göndermeye çalışıyoruz. Onlar uzattıkça uzatıyorlar, hayatlarını yaşıyorlar. Ama sen 18 yaşından beri maaşlı olarak çalışıyorsun ve başarılı bir yere geldiğine inanıyoruz dediler. Ben de biraz tabii duygulandım orada. Yani annem en son, bu arada macera uzun yani 14-15'ten yaşlayıp 23-24 yani 10 senelik. Bir macera sonunda en son annem sanırım inandı bana yani şeyi yapabildiğime. Şöyle çok kısa bir anekdot, son çok özür diliyorum, biraz uzattım. Ne yazmışım ben buraya? Kısacası ben anneme karşı yarıştım, inanmadı, her şeyi yaptım, her şey oldum. Bu arada annemin gururlandığı bu dönemde bilmediği bir şey vardı. Hala pek çoğunu bilmez. Sayılanların hepsi gerçektir, birebir yaşandı. Sofya Garı'nda sabah 5'te uyudum, banktan donmak üzereyken uyandım. Meksika'da ıssız bir otoyolda uyuşturucu kartelleri tarafından durdurulup silahla tehdit edildim. Makedonya'da Polat Alemdar fanı bir trafik polisi tarafından ceza yemekten kurtuldum Türk olduğum için. Barcelona'da pahalı teknik ekipmanlarım çalındı. Küba'da bir geceyi nezarette geçirdim. Florida'da otostop yaparken tutuklanmaktan son anda yırttım. Selanik başkonsolosu ile röportajı uyuyakaldığım için bir gece önce çok takılmaktan 2 saat geç gittim. Guatemala'da hastaneye kaldırıldım. Güney Kosova'da ıssız bir otobanmış. Ben de ne bileyim, girdik dağ yoluna, yanlış şerit ihlali yapıp Kosova Cumhurbaşkanı'nın konvoyunu durdurdum. Yani hep bunlar benim başıma geldi. Tabii ki iyi şeyler de başıma geldi. Mesela hayatımın aşkıyla Miami'de bu seyahat vasıtasıyla tanışmış oldum. Yani sonuç olarak arkadaşlar, burada tabii pazarlamalar konuşuluyor, seyahatler konuşuluyor. Bir şekilde sırt çantasını alıp gitmek gerekiyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Böyle tamam. Çok güzel. Evet. Sorular varsa alalım, sonra öleceğiz. Hızlıca sorular varsa alalım arkadaşlar. Ya, aynen burada mı? Ya bir şey diyeceğim. Öğle arası bir saat yazılmış. Bir saat ihtiyacınız var mı? Yoksa yarım saatte devam edelim mi? Bir saat edelim. Diğer paneller biraz kısa olur. Yarım?
Ne düşünürsünüz arka taraflar? Hep beraber bir saat isteyenler kalmasın. Yarım saat isteyenler. Evet, tamam. Tamam. Son sorularımızı alalım konuyla ilgili. Sonrasında yarım saat bir mola. Ben bir soru değil de bir şey söylemek istiyorum. Zafer Bozkır'ın kitabıyla 7-8 sene önce Hindistan'a gittik. O zaman var mıydı bu kitap? Vardı, 5. baskı. Mikrofonu yakın tutarsanız duyulmuyor. Evet. Tabii. Ben duymuyorum da salon tamam, zaten. Tamam, yani iki bayan olarak biz Türkiye'den çıktık. Zafer Bozkır'ın kitabıyla, Air Arabia'yla. Hindistan'a gittik. İsim vermeyelim lütfen. Sponsorumuz değil onlar çünkü. Hayır, sponsor olmayabilir ama... Singapur Airlines uçmuyor mu oraya? Onlarla başka rotalara gittik. Ya da Malezya Turizm Ofisi'ne. Onlarla başka rotalara gittik. Yani çok büyük yardımını gördük. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi de Güney Hindistan'a Şubat'ta gideceğiz. Yine kendisinin rehberliğinde ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, yani rehber ne derken benim grubumla değil de o kitabın rehberliği demek istiyorum. Kitabın rehberliği. Hocam peki bunda Güney yani hepsi her yerim var. Goa falan atıyorum. Goa'da i̇şte Goa'da en çılgın niye Goa? Niye partilere gitmek istiyorum ben mesela. Onunla alakalı bilgi veriyor musunuz? Goa'da. Güzel. Yani hem biraz daha belirli yaş üstü hem de gençlere hitap edebiliyoruz. Mümkün olduklarını tabii kitabın kapsamı dahilinde yani. Bu kadar kolay daha değil. Daha böyle sofistike, daha böyle ruhani bir spiritüel bir kitap herhalde bu. Yok. Çünkü yoga, hani yogilik falan da var İran'da ya. İran'da öyle ama İran'da. O da var, hepsi var, bir şeyler var. Başka arkalardan, arkada bir beyefendi. Çok arkada ama. Hüsnü Tavlaş. Sen neden o kadar arkadasın? Dönüyor mu orası? Tavlaş, Hüsnü Tavlaş. Kimsin yanında şöyle gelsin. Duyabiliyor mu herkes beni? Hüsnü abi. Hüsnü abi, evet. İran'a gideceğimiz zaman 2010 yılında Türkçe kaynak pek yok. Zafer abinin kitabına ulaştık. Mikrofonsuz olmuyor. Hay Allah. Abi dur dakika, mikrofon geliyor. 2010 yılında İran'a bir seyahat planladık. Fakat Türkçe kaynak yok. Hiçbir şekilde zaten İran'da internet üzerinden bir kaynak bulmaya imkan yok. Zafer abinin kitabına ulaştık. Fakat kitap eski bir basım. Aldık kitabı elimize. İran'da dolaşıyoruz. Yezd'de indik otogardan. İşte gireceğimiz yeri sormamız lazım. Tren istasyonunu soruyoruz. Birkaç kişiyle anlaşamadık. İngilizce problem var. Neyse bir öğrenci bir grup gördük, sordum. Tren istasyonu kalkmış, kaldırmışlar yani. Az önce siz restorandan bahsetmiştiniz. Restoranı bulamayabilirsiniz diye. İstasyon yok yani. Bak Zafer abi. Evet. Bunu da bir paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz. Hay Allah. Ben de şeydeki İsfahan'daki otelde beni nasıl tanıyorlar onu anlatacaksın zannettim. Bir onu da istersen. Bu arada Zafer abi bayağı tanıyorlar İran'da. Gittiğimiz her yerde kendisi. Biz arkadaşıyız dedik, bayağı nemalandık yani. Eyvallah. Eyvallah, sağ olun. Öyle işte, bir de yani, son olarak tabii beyefendi kitaplarda kitaplarda bu eksikler oluyor yani, kapanan yerler, açılan yerler. Bunlar yaşanan sorunlar gerçekten. Öndeki beyefendi son soruyu alıp öğle arası yapıyoruz. Kaşıkta şu anda geliş saatini söylersek daha iyi olur. Yarım saat dedik ya, şu anda saat kaç? Saat yok ki bizde. Bizde telefon yok. 13.10'da buluşalım. 13.37'dir ya, 13.37'dir. 13.37'dir. Evet, soruyu alalım. Şimdi öncelikle bu tavsiyeyle ilgili olarak ben de İran'a giderken bana eşi İranlı olan birisine danıştım. Dedim ki yani İran'da neye dikkat etmek lazım? Dediler ki mutlaka pazarlık yapman lazım. Biz de Tebriz'de indik. Taksiciye sorduk. Dedik ki işte şu otele gideceğiz ne kadar? Dedik ki işte 3000 tümen. Dedim ki yok olmaz dedim ben. 2000 tümen olsun bu. Yani ne olduğunu bilmediğim, yani kaç paraya tekabül ettiğini bilmediğim bir şeyle ilgili yaklaşık kapalı yarım saat boyunca pazarlık yaptık. Ve sonucunda 2500 tümeni anlaştık. Nihayetinde bunun aslında 7,5 lira olduğunu ben sonradan hesap edince aslında 2,5 lira için pazarlık yaptığımı fark ettim. Buradaki hani tavsiye açısından hakikaten çok faydalı şeyler oluyor ama aslında biraz önce söylenen şeylerin içerisinde dediniz ki öznel tavsiyeler özneldir, subjektiftir. Bu çok doğal. Yani kişinin kendisiyle ilişkili olan şeyler de bu işin içerisine girer. Eğer kişinin profilini tanıyorsanız, biliyorsanız bu da sizi bir şekilde bu tavsiyeyi şey yapabilir, hani değerli kılabilir. Buradaki asıl mevzu şu bence, güvenle ilgili olan problem. Yani birçok blog okuyoruz, birçok blog yazısı okuyoruz, birçok işte tavsiye görüyoruz vesaire. Burada işin içerisinde birçoğunda aslında arka tarafta reklamla ilgili bir takım mevzular olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani bazıları açık bir şekilde bunun bir reklam olduğunu söylüyor ki bence bu daha dürüstçe bir yaklaşım. Biz nasıl inanacağız yani, hangisine
ne şekilde inanacağız, hangi tavsiyenin? Çünkü siz mesela bir otel öneriyorsunuz, ben sizin otelden para almadığınızı ne bileceğim? Veya yemek öneriyorsunuz, ben sizin o yemek, yani oradan her gün karnınızı doyurmak için değil, yani bir para almadığınızı... Bende öneri yok zaten, bende öneri yok. Yani şu otel iyidir diye bir laf bende asla yok. Şu otel ama otelin ismi var, otelin özellikleri spesifik var. Spesifik söylemiyorum yani genel tabii, olarak tabii. Biz nasıl... Haklısın, ben çok şöyle... bu bir bilgi kirliliğine girer, gerçekten çok sakıncalı. Yani bu çok yanlış. Şöyle... Benim ilk baştan Booking.com hakkında söylediğimde tamamen o yönde. Şöyle... Para verse bu kadar reklam yapamaz. Şöyle diyebilirim mesela. Instagram'da hani bir sürü insan aynı anda yemek paylaşıyor ya, zaten anlıyorsunuz neyi. Yani doğru bir yeri davet ediyoruz, işte 20 kişilik bir ajansları bizi bir yere çağırıyor mesela. Hepimiz aynı şeyi paylaşıveriyoruz orada. Zaten bu reklam yani. Ama bununla ilgili hani biz para alıyoruz dedi, bir şey karşılığı yapıyoruz değil. Gittin oraya artık yemek yiyorsun, bari hani fotoğrafı çekip zaten vesaire onu bekliyor. Öyle bir şey olabiliyor. Ama onun dışında yani ben olabildiğince mesela siteye reklamı işte banner'da gerçek yayıncı kafasıyla almaya çalışıyorum. Yani reklam banner'ı reklam olarak duruyor olsun sitede. Onun dışında işte içerik geliştirecekse de bununla ilgili bir şeyde mutlaka içeride bildirelim. Yani Mutire sponsorsa bu yazılımı Mutire sponsorluğu gibi yazıyoruz içerisinde. Buna dikkat ediyorum. Biz de tabii bir şey yeni öğreniyoruz yani geliştiriyoruz bir yandan da. Daha önce önce değildik. Yani şimdi blog ilerledikçe ve işte özel arkadaşlar gibi süreçler geliştirecek. Biz de yayıncı nedir anlamaya çalışıyoruz ve öğreniyoruz. Hep beraber öğreneceğiz. Yani siz deniyorsunuz ya, ben de aynı şekilde aynı soruyu başka bir şey soruyorum. Yani bunu nasıl anlayacağız, bunu ne olup ne olmadığını diye. Çünkü sonra ama bir resim yani çözümcek. Çok.